Evet sevgili dostlar, bizler Samsun Çarşamba'dayız. Çarşamba İstiklal Mahallesi Gönülleri Derneği'nin düzenlemiş olduğu festivaldeyiz. Derneğimiz yeni, Çiçeği Burnu'nda bir dernek. Yeni kuruldu, kuruluşu da tabii çok taze. Dolayısıyla kurulduğu günden bu yana açılışı, futbol turnuvası ve aile ortamlarında birçok programlara imza attılar. Heyecanlı bir dernek, samimi bir dernek. Birlik beraberliği en çok vurgulayan derneklerden bir tanesi İstiklal Mahallesi Gönülleri Derneği. Efendim, doğup büyüdüğümüz yerden, doyduğumuz topraklarda, gurbette bu işlemi yaparken dediler ki biz ilk festivali yapalım ve Sıla'da, yani Çarşamba'da, topraklarımızda, ata topraklarında bir festival yapalım dediler. Hiçbir festivalin kolay olmadığını basın camiasında, ekranda olan birçok dostlarımız da bilecektir ki bu işler kolay olmuyor. Günler öncesinden hazırlanıyor, tasarlanıyor, takvim belirleniyor ve sahne alacak sanatçılarımıza varana kadar her bir şey ayrıntısıyla düşünülüyor, düzenleniyor. Dolayısıyla bugün geldik ve start veriyoruz. Şimdi ise festival alanındayız. Hazırlıklar yapılıyor. Birazdan başkanım alanı gezecek, sanatçılarımız olacak ama çocuklarımızı da unutmamışlar. Animatörlerimiz var. Ben ilk olmasına rağmen şahsım şu an itibariyle başkanı ve yönetimi, muhtar heyetini tebrik ediyorum. Güzel bir festival. Daha çok konuşacağız. Ben şimdi sözü fazla uzatmadan, arkamızda kocaman bir ordu var ve bu ordunun da bir lideri var. Derneğimizin kurucu ve mevcut başkanı Mustafa Kılıç'la birlikte süreci başlatalım. Bizi nasıl bir program bekliyor? Kendisinden alalım. Arkasından da her bir arkadaşımızın emekleri var. Adını soyadını alarak bugüne dair düşüncesini de alacağız. Mustafa Başkanım, yeni bir dernek, Çiçeği Burnu'nda bir dernek ama harika, yıllara meydan okuyan bir festival var. İnşallah gün boyunca da böyle olacak. Yüzümüzü kara çıkartmayan biz sunacağız. Sizleri hazırladınız zaten. Rabbim kolaylıklar versin diyelim. Nasıl gidiyor hazırlıklarımız? Festivalimizle ilgili düşüncelerinizi de alalım. Neler bekliyor bizi? Daha önce İstanbul'da içi piknik yaptık. İstiklal pikniği oldu ama aile pikniğiydi onlar. Şimdi ilk defa daha fazla heyecanlıyız. Birinci festivalimiz. İlklerin heyecanı yüksek olur. Yani biraz bir sene oldu derneğe kuralı ama bayağı bir program yaptık. Yani hiç boş kalmadık. Murat abi siz de biliyorsunuz biraz yoruldunuz bizden dolayı. Güzel bir futbol turnuvası oldu. 8 takımın katıldığı 7 hafta süren yani neredeyse Süper Lig gibi keyifli bir futbol turnuvası yaptık. Yani orada kaliteli futbol oldu, güzel bir aile ortamı oldu. Seyirci sayısı yüksek olan bir turnuva yaptık. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz programlar çok güzel geçti. İnşallah birinci festivalde İstiklal'in birinci İstiklal Festivali de çok güzel geçer. Derneğimiz yeni kurulduğu halde biliyorsunuz ülkemiz bayağı bir depremle alakalı sarsıldı. Biz de o konuda hiç boş durmadık, duyarsız kalmadık. 15 kişilik bir ekiple Hatay'a çıktık. Biz de canımızı ortaya koyduk. Orada iyi güzel bir çalışmamız oldu. Bu kadar tahmin etmiyorduk yani. Bayağı bir sivil toplum kuruluşu katıldı. Yani sivil toplum kuruluşlarını hiçe sayılmasını istemiyoruz. Onlar devletin yanında olduklarını görüyoruz. Depremde, selde, her türlü felakette hemen koşuyorlar. Yani bir belediye mensubu gibi koşuyorlar. O yüzden hani gönüllü işi olduğu için biraz da herkes gönüllü yapıyor bu işi. Canı yürekten ben bize destek veren komşu mahallelerimiz, İstiklal Mahallesi'nin güzel iş adamları, iş insanları, mahallelerimiz bizi oraya mesela deprem bölgesine gittiğimiz zaman özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Beni arayıp annemin, babamın adına ben orada size para göndereceğim. Yani orada harcayın bu parayı. Annemin, babamın rahmetli annemin, babamın adına diye böyle arayanlar bile oldu. Çünkü çok duygusal bir durum vardı. Yani dernek yeni olduğu halde 5. 6. programı yapıyoruz. Biz daha önce de yani başka bir dernekle beraberdik. Aslında biz iki mahalle bir köyüz. Tecrübeliyiz. Sağ olsunlar biz buradan giderken İstanbul'a herkes taşınırken belki hiçbir şeyleri yoktu ama şimdi çok güçlü bir iş insanlarımız var. Yani çarşambaya
İstiklal'e geri döndükleri zaman daha sağlam adımlarla gidebilecek bir İstiklal Mahallesi var. Şu anda İstanbul'da çok kişi kalmadı diyelim. İlk festivalimiz olduğu için yaklaşık 80 araç gibi arkadaşlar söylediler. 80 araç gibi bir sayıyla gelen var İstanbul'dan. Tabii Bodrum'dan da gelenler oldu. Yani gurbetçilerimiz ilk festival olduğu için buraya akın ettiler. Onlara da çok teşekkür ederim. Yani heyecanlıyız özetle, inşallah. Sanatçılarımız. Aynen güzel, güzel program olacak. Var. Güzel bir festival bizi bekliyor. Kapanışta da aynı dilek temenniyle programa veda aynen. edeceğiz. Size teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, sevgili muhtarım, başkanımla birlikte muhtar heyeti de burada bu süreci takip eden isimlerden. Sevgili muhtarım, hayırlı olsun. Derneğimiz Şişeburnu'nda bir dernek. İstanbul, yani daha doğrusu gurbetlisi de sizinle birlikte hem dernek dernek başkanı, yönetimi hem de muhtar heyeti birlikte güçlü bir yapıdasınız. Bugün de festivaldeyiz. Neler söylersiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz bundan tam bir yıl önce bu derneği kurma kararı aldık. İstanbul'da büyük bir toplantı yaptık. Bir yıldan bugüne, bugünkü 5. organizasyon. 1'den 5'e kadar her program birbirinden daha güzel, daha kaliteli, daha böyle coşkulu geçmeye başladı. Bunun için öncelikle dernek başkanımız Sayın Mustafa Kılıç, bizlere destek olan iş insanlarımız, gençlerimiz ve İstiklal Mahallesi komple yanımızda oldular. Gerçekten de derneğe hasret bir mahalleymiş. Birlik ve beraberliğe ihtiyacı olan bir noktada. Bundan 4 yıl önce benim muhtarlığımla beraber değişmeye başlayan bir mahalle. Derneğimizle birlikte daha da güçleniyor. İşte biz bu derneği kurarken Sayın Mustafa Kılıç Başkanımızla şöyle bir karar aldık. Dedik ki milleti toplamak sadece işte bir araya gelip bununla bitmesin. Çalışkan, gerçekten okumayı isteyen çalışkan çocuklarımıza, yavrularımıza destek olalım. Yardıma ihtiyaç sahipleri olan kişilere destek verelim dedik. Mahallemizi kalkındıralım dedik. Sayın Başkanım sağ olsun böyle 4 yıl önce de bana bir dernek kuralım dediklerinde, şimdi zamanı değil dediğimde Mustafa Kılıç'la beraber gerçekten çok iyi bir isabetli bir karar vermişiz onun dernek başkanlığına. Genç, dinamik, çok çalışkan, çok birlik ve beraberliğe önem veren bir arkadaşımız, kardeşimiz. Onu tebrik ediyorum. Onun yönetimini tebrik ediyorum. Yanında Selim Koç gibi deneyimli bir başkan yardımcımız var. Ben her birine teşekkür ediyorum. İnşallah daha da güzel bir İstiklal Mahallesi. Sizin de dediğiniz gibi gurbette sılayı birleştirme. Dernekler çok önemli. Dernekler zamanı geldi, devletimizin de bizi yöneten insanların da yetişemediği yerde derneğimiz bizim her zaman yanımızda. Tüm derneklere destek olmak lazım. Bu dernekler de dönüyor, dolaşıyor, işin sonunda yine kendi insanına veriyor. Her şeyden önemlisi bir araya gelme konusunda çok etkin bir dernek olmuş oluyor. O yüzden ben tekrardan Sayın Dernek Başkanımız Mustafa Kılıcı ve yönetimini içtenlikle kutluyorum. Başarılının da devamını diliyorum. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Programa başlamışken her bir arkadaşımızın emekleri var. İstiyoruz ki kendi adını soyadını söyleyip programa dair de hayırlı olsun dileklerini iletsinler. Genç başkan yardımcıları var. Başkan hakikaten birlikte bu süreci götürüyor. Adını soyadınızla birlikte hem kendinizi tanıtın hem de hayırlı olsun diyelim. Sıradan gidelim. Ben Berat Manay. Manay Kardeşler Dekorasyonu'yum. Festivalin her zaman yanındayız. Şimdiden hayırlı olsun. Evet Berat, teşekkür ediyoruz. Kazamız mübarek olsun. Abi ben Dursun Şahin. Aynı İstiklal Mahallesi'ndenim. Dernek başkanımız, çocukluk arkadaşım. İlkini düzenleyeceğimiz şenlik inşallah istediğimiz gibi olur, güzel olur. Herkese emeği için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Emeklerinize valla çok kolay değil bu işler. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Bayram Kılıç, Kılıç Dekorasyon. İlkini düzenlediğimiz Orman Park şenliğimize hoş geldiniz. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Ben Doğan Günay. Gelen herkesten Allah razı olsun. Herkes hayırlı olsun abi. Teşekkür ederim. Ben Salih Aykır. Hayırlı olmasını diliyorum. Derneğimizin her zaman yanındayız. Evet Selim abi. Ben Selim Koç.
Biz bu derneği kurarken bir sloganla geldik buraya. Biz aynı sofranın insanıyız diye çıktık. Şu anda da diyorum ki biz bize yeteriz. Bu derneği kurmada emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet Selim abi teşekkür ederiz. İsmim Ali Günay. Daha önce de derneğin açılımında söylediğim gibi biz aynı sofranın insanlarıyız. Soframız bir, yediğimiz içtiğimiz bir demiştim. Bir olmaya geldik buraya diyelim. Evet teşekkür ediyoruz. Muhammed Bey. Muhammed Kılıç. Bütün İstiklal'e ve komşu mahallelere hayırlı olmasını diliyorum. Her şey İstiklal ve komşu mahallelerimiz için, huzuru için, mutluluğu için. Bu zor günlerde, bu stresli günlerde bir nebze herkese huzur ve mutluluk, birlik, beraberlik olsun diye toplandık. Ümit ederim herkes istediği huzurlu, mutlu günü bugün yaşar. İnşallah diyelim. Gökhan ben, Gökhan Öztürk. Dernekte muhasip görevini üstlendim. Bütün misafirlerimiz hoş gelmişler. Hayırlı olsun diyorum. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ben de İstiklal'de yönetici olarak görevimdeyim. Bütün İstiklal Gönüllüler Derneği'ne hayırlı uğurlu olsun ve misafirler hoş geldin diyorum. Teşekkür ederiz. Merhaba ben Murat Eroğlu. Derneğin kuruluşundan bu yana her zaman yanındayız. Bundan sonra da yanında olacağız. Bugün burada derneğimizin ilk festivalini gerçekleştirmek için bulunuyoruz. İnşallah herkesin eğleneceği bir festival gerçekleşir. Teşekkürler. Teşekkürler. Genç Ağlar. Ben Fazıl Ahmet Çelik. Genel sekreterim. Ayrıyetlerinde ilk açılış ağasıyım. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Fazla uzatmıyorum abi. Abi eyvallah. Yine tabii bölgede bilinen ailelerden Çiçek ailesi. Bizim de sponsorumuz Yücel Beyciğim. Siz de hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Program başlayacak. Düşüncelerinizi almak isteriz. Öncelikle sizler de hoş geldiniz. Meclisimiz hayırlı olsun. İlkini düzenliyoruz. Kurban oldum. Kazasız belasız atlatalım. Herkes güzel bir şenlik olsun istiyoruz. Gönlümüz yüreğimiz istiklalle. Evet. Peki. Teşekkür ederim. Kıymetli iş adamlarımıza, yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Ben İlkay Gökbörü. İlkini düzenlediğimiz festivalimize siz de hoş geldiniz öncelikle. Bir heyecan var. İlkinin vermiş olduğu bir enerji var. Hem mahallemizi tanıtmak hem kültürümüzü sürdürmek. İyi bir şey. Başkanımıza destek olduk. Başkanımız da bu işe bir soyundu, bir yükün altına girdi. Gurur duyuyorum. Güzel de bir şey olacak inşallah. Söylediklerim bu kadar. Evet, teşekkür ediyoruz. Diğer yöneticilerimiz alandan da ayrılanlar oldu. Şunu söyleyelim. Derneğin ismi de adı üzerinde olduğu gibi İstiklal Mahallesi Gönülleri. Her birisi İstiklal Mahallesi'nin sevdalısı. Her birisi işinin sevdalısı. Bu alanın neferi. Sevgili dernek başkanımıza, yöneticilerimize de Rabbim kolaylıklar versin. Kolay değil. Hiçbir şeyin emeksiz olmadığını biliyoruz. Emeklerine, yüreklerine, kesesine bereket her bir arkadaşımızın. Şimdi açılış röportajımızı yaptık. Alanları ziyaret edecekler ve konser tadında bir festivalimiz bizleri bekliyor. Şimdilik açılıştan diyeceklerimiz bu kadar diyelim. Efendim, birinci geleneksel İstiklal Gönüllüleri Festivali başladı. Az önce sevgili Murat Doğan'dan rica ettim. Yönetimle ve başkanla, muhtarla röportajları aldı. Ama benim bazı geçinmezlerim vardır. Vazgeçilmezlerim gönüllerin ağasıdır. Gönüllerin başkanı sevgili Eyüp Alkaptan her ne kadar dün aramadığını dese de aradığımı ispatladı. Kendisi söyledi. İstanbul'dan ayağının tozuyla dün geldi. Bugün festivale katılmak için bulundu. Başkanım ağam yani Eyüp kardeşim artık her şeyi söyleyebiliyorum. Öncelikli olarak hoş geldin diyorum. Şimdi İstiklal Gönüllülerinin yapmış olduğu festivalde de tabii ki seni köy tanıyor. Tabii ki seni Samsun Çarşamba tanıyor. Tabii ki siyasi kariyerinde biliniyor ama ben yeniden senin kendini tanıtmanı rica edeceğim. Ben öncelikle İstiklal Gönülleri Derneği'ne bu etkinlik başlattıkları için teşekkür ediyorum. İstiklal da bizim köyümüz. Ben öyle görüyorum en azından. Çünkü eskiden burası Hürriyet Beldesi adı altında ilk derneği biz kurmuştuk arkadaşlarımızla beraber. İstiklal da bizim bir derneğimizdi. Fakat İstiklal büyük bir köy olduğu için, mahalle oldu artık, büyük bir mahalle olduğu için bir derneği rahatlıkla kaldırabilecek bir kapasiteye sahip arkadaşlarımız var orada. Ben bazıları üzülse de ben memnunum. Niye memnunum? Hürriyet Beldesi adı altında kurulan dernekten 3 tane dernek çıktı. Biri de İstiklal Gönüllüleri Derneği. Ben bu etkinlikte bulunmaktan onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Üzerime ne düşüyorsa sonuna kadar yanlarında olacağım. Yuval Kaptan'ın burada ağa görme ihtimalimiz olabilecek mi?
Ben eğer bize düşecekse bir şey, biz hiçbir zaman oturduğumuz her yerde ağalık almak için otururuz. Öyle bir ya işte formaliteden girelim diye bir şey yoktur bizde. Arkadaşlar eğer bırakacaksa alırız ama heveslisi varsa da biz onlara bırakırız. Teşekkür ediyorum. Peki size geleceğim çünkü. Peki ordudan katılım sağlam olacak, biraz fazla olacak. Bunun haricinde birazcık da bundan sonraki senin daha önce bir teklifin vardı. 3 derneği birleşmediği takdirde 4. derneği kuruyorum demiştin. Ya o benim ironi yaptım ben onu. İronun arkasına bir gitti. Eyüval Kaptan boş konuşma. Ya belki üçü bir araya gelip büyük bir etkinlik yapabilirler. Yapsınlar diye biraz konuşmuştum ama dördüncü bir derneği istemiyorum yani. Öyle bir şey olmasına müsaade etmez inşallah. O zaman ben buradan söylüyorum, Eyüval Kaptan'ın ağzından çıktıysa o dördüncü, eğer ki dediği gibi büyük festivaller birleşilmezse dördüncüyü ben kuracağım. Haberiniz olsun, Kara Mustafalı'yı getireceğim buraya. Efendim hemen yanımızda, bizim solumuzda sizin sanınızda bir misafirimiz daha var. Siz de tanıyabilir miyim? Serdar Özdemir, İstanbul'da oturuyorum. Sancaktepe Samandıra'da Surdu Altaş sahibiyim. Başkan benim yeğenim zaten, Mustafa Başkan. Ha, gene buralıyız. İlk şenliğimiz olacak. İnşallah güzel bir şey olur yani. Küçük hanımefendi bir şey demek ister mi? Kendini tanıt, bir şey söylemek ister mi? En azından adını söyle ve arkadaşlarına selam yolla. Melek Sema Özdemir. Evet. Evet, çok teşekkür ediyorum küçük prensese de. Hemen sağ tarafımda Selim Başkan, Başkan Yardımcısı Selim Bey, az önce gerçi Murat Bey'le röportaj almıştık. Hemen arkasından ben misafirlere yavaş yavaş döneceğim, güzel şey geçeyim. Efendim biz yavaş yavaş röportaja başladık. Artık bundan sonra gelen protokolü, gelen misafirleri, hatta biraz sonra halkın arasına da alacağız. Misafirlerin arasına. Her zaman yaptığım gibi mikrofonu uzatacağım. Onlar konuşacak, ben çekeceğim. Yücel Bey, sizi de bir tanıyalım. Evet, merhabalar. Bunun sponsorlardansınız. Evet, merhabalar, hoş geldiniz. Sponsorlardanız, hayriyetten de yönetimdeyiz zaten. Tabii yönetimdeyiz zaten. Yani ben Yücel Çiçek, Silivri'de yaşıyorum. Arsa ağırlıklı iş yapıyoruz zaten Silivri'de. Aşağı yukarı 10 senedir oradayım. Memleketimizde doğduk, büyüdük burada. Bir hizmet için. Hürriyet Derneğimiz vardı zaten. Bu ikincisi, İstiklal'i kurduk ayrıyetten. Hakkımız da hayırlısı hepimiz için. Ne bileyim, bir dayanışma içinde inşallah güzel bir şekilde de bir organizasyonumuz güzel bir şekilde geçer yani. Daha önceden derneçiliği biliyorsunuz ama bugünkü etkinliğin heyecanı nasıl? Ya şimdi diğer şeylerde, derneklerimizdeki olaylarımızdan karşılaştırdık. Şimdi ilk olduğu için yani daha bir bizde bir heyecan var. Bir de ayrıyetten yönetimdeki arkadaşlarımız çoğu, bir acemiliğimiz var. Yeni bunu da hem atmaya çalışıyoruz. Hayırlısıyla bakalım. Hakkımızda hayırlısı yani. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hemen sağ tarafını az alayım sizi yanıma doğru. Merhaba. Sizi de bir tanıyalım. Ben Salih Turan, İstanbul Silivri Selebaşı'dan geldim. Derneklerimiz güzel bir ortam oluşturduğunun farkındayız. Sağ olsunlar, arkadaşlarımız davet ettiler. Biz de davete icap ettik. İnşallah hayırlısıyla güzel bir gün geçirmelerini diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, size şimdi birini tanıtacağım. Ben de tanımıyorum, merak ettim. Bir gidelim bakalım. Şu an sağımdaki arkadaşı, size göre ekranın solundaki arkadaşı ben hiç tanımıyorum. Hemen hemen 5-6 senedir hep beraberiz. Allah razı olsun. Her etkinliğe yoğunluğuna rağmen asla kırmaz. Az önce de izlediniz, açılışı yapan sevgili kardeşim. Samsun'un, Ordu'nun, ben genelleme olarak Karadeniz'in gerçekten beyefendi, kibar. Hem televizyoncusu, hem sahne sunucusu, hem festival etkinlik sunucusu. Sadece tek bir fark, benden yakışıklı olduğundan dolayı nefret ediyorum. Kardeşim hoş geldin. Allah vergisi, işlere ben karışamıyorum. O benim ilgi alanıma girmiyor, karışamıyorum. Azıcık da bana verdi. Yani senin bu karizmanın dışında ben sadece beyaz gömleğimi giydim. Bana biraz renk kattı gibi duruyor. Ama senin duruşun, saç stilin,
ben saçı yıkamadan, kuaföre gitmeden bir yere çıkamıyorum. Ama sen doğal, organik bir yapıya sahipsin. Biz de seni överim. Tabii manyaklığın var canım. Onu da itiraf edelim yani. Evet. Şirin Latifesi'nden diğerde ben senin adına niye konuşacağım biliyor musun bugün? Aha bunu. Evet. Yarın gerçekten çok güzel bir maç. Tabii bu yayınlandığı zaman maçın sonuçları da çıkmış olacak vesaire. Şu var, birincisi biz bir festivaldeyiz. Bu festivallerin yıllarca emek harcayanlardan oluşan, olumlu da olsa olumsuz da olsa bütün yankıları ekrana veren bir isimsin. Şöyle söyleyelim, bugün çarşambadayız, ilk festival, ilk birincisi yapılıyor. Daha doğrusu ilk birincisi yapılırken derneğimizde birinci yılında aslında. Çok da geçmişi yok. Ama şunu söylemek lazım, biz Samsun'dayız. Zaman zaman sizin ifade ettiğiniz gibi de Samsun'a gelir programlar icra ederiz. Ama dernekçilikte şu var, samimi olursanız, gönüllü olursanız, paylaşmayı bilirseniz, insanlara hesap verebilir, şeffaf olursanız, bu insanlar size sadece parasını vermez, gönlünü, kalbini, yüreğini verir ve sizinle yol alır. Onlardan bir tanesindeyiz sevgili Ahmet abi, İstiklal Mahallesi Gönüllüleri Derneği'nde. Sevgili Mustafa Kılıç Başkanım ve ekibi çok kıymetliler, yönetimi bence kıymetliler. Bir insan bir şeyler yaşaması lazım ki olumsuzlukları görsün. Ben kolay kolay olumsuzu yaşayacağımı da inanmıyorum açık söyleyeyim. Öngörülerimiz yıllarca piyasanın içindeyiz. Güzel bir kıymetli yönetimi var, heyecanlılar. Siz de röportajlara başladınız. Biz de günün programını tekrar çek ediyoruz. Ne olacak? Bunlar kolay değil. Şimdi arkadaşlar 3 ay öncesinden tarih alıyor. 4 ay öncesinden tarih alıyor. Sanatçısını, sunucusunu ve sizleri daha iyi organize ediyor. Diyor ki yani sanatçılarımız sahne yaparken istiyor ki kamerada, istiyor ki fotoğrafta bir anı kalsın. Her bir detay düşünülüyor. 10 sene sonra başkan olmayacak. 10 sene sonra bunlar olmayacak. 10 sene sonra belki siz biz olmayacağız. Ya da biz bu sahnelerde olmayacağız. Arşivden artık dijital ortamdayız. Ahmet'in kanalına, Mehmet'in kanalına ya da XTV'nin kanalına girdiğimiz zaman, YouTube'una, sosyal mecrasına girdiğimiz zaman vay be ne güzel günlerdi. Biz bunları da mı yapmışız? Harika bir programdı. Diyorum biliyor musun? 13 sene önce bir Seydat'ın kalitesi 13 sene önce başlamıştı. Bakın vay be diyorum. Aynen. Yani gelinen nokta bakın şimdi biz röportaj yapıyoruz çocuklar. Şimdi bu çocuklar bugün 5 yaşında, 10 yaşında, maksimum 12 yaşında. Şimdi şunu ifade edeyim. Ben ilkokul sonda bir bilgi yarışmasına gittik. Ve ben 43 yaşındayım. Daha 3-5 sene öncesine kadar o yarışmada her bir öğrenciye bir dolma kalem hediye ettiler. Kırmızı. Benim poşetimin, paketimin içinde yıllarca evlendim. Çoluk çocuğuma dahi gösterdim, onu sakladım. Şimdi bu çocuklar şunu söyleyecek. Evet, biz bir dernek vardı. Dernek sayesinde palyaçolar vardı. Animatörler vardı. Biz oyun oynadık, 50 lira para verdiler. Biz oyun oynadık, bize bir top verdilerdi. Şimdi biz 20 yaşındayız. Bizim de derneğe katkımız olsun. Ya da ben başkan olmalıyım, ben de köyüme hizmet etmeliyim. Siz sadece burada bir festival yapmıyorsunuz. Aslında geleceğe yön veriyorsunuz. Yani birlikte yapılan her işte kadir vardır, kıymet vardır, fedakarlık vardır, vefa vardır. Bunu da başkanlarım hakikaten güzel bir şekilde yapıyor. Bugün bizleri neler bekliyor? Sahnede olacağız, güneşin altında yanacağız. Ama ben az dinleniyorum diye ceketi çıkardım. Benim sahnemde şu vardı. Ceketimi dahi çıkarmam. Kravatım asla çıkmaz. Sahneme kesinlikle vefalıyımdır. Yani sizi temsil edebilecek ne varsa onu yapmak lazım. Artı özür dilerim. Sevgili Murat Doğan, bunu dernek başkanları ne de nasıl düşünür bilmiyorum ama benim gördüğüm bildiğim derneğin gerçekten kurtarıcısıdır. Bilhassa ağalıklar olur. Ağalıklar da Murat Doğan'ın elinden kaçan olamaz. Bunu vurgulamak. Ya bu da niye? Şöyle. Yani bugün burada bütçe. Siz geldiniz bir bütçe. Biz geldik bir bütçe. Animatörler geldi bir bütçe. Ağalıkta da ne var? Yani aslında biz reklamcıyız. Reklamcılığı insanlar bilse senden asla vazgeçmeyecekler. Ben Altaş TV İstanbul temsilcisiyim. Burada yöresel gazeteler, televizyonlar var. Reklam, şunu unutmamak lazım. Reklama sıcak bakmayanlar, sana sıcak bakmayanlar, bana sıcak bakmayanlar ne dernekçilikte ne ticarette şunu var. Tabii ki işini düzgün yapabilir. Reklamsız bir işletme karanlık odada göz kırpmaya benzer. Yani sen orada altın tastan kap verdin. Ahmet Mehmet çekmezse Murat buradan aldığı güzelliği Diyarbakırlı'ya, ülkemizin farklı yerlerine sunmazsa
senin burada neler yaptığın, nasıl bir performans sağladığın umudu. O yüzden medya sahip çıkılmalı. Medya ile birlikte yol yürünmeli. Dolayısıyla Ağalık'tan konu açıldı. Ağalık'ta da birileri 50 lira verecek, birileri 5 lira verecek. Buranın 100 liralık bütçesi ortaya çıkacak. Dolayısıyla burada da Ağalık sembolik bir iştir. Kimsenin kimseyi kırmayacağı bir iştir. Sandalyeye oturulduğu zaman o heyecan da bir başkadır. Onu da biz veriyoruz. Yani sunucuların süslediği bir durum. Dediğim gibi biz çok konuşmayalım. Sanatçılarımız olacak. Güzel bir performans bizi bekliyor. İnşallah programın sonunda da yine biz kapanışı yapacağız. Diyeceğiz ki ne mutlu ki böyle bir dernek var. Ne mutlu ki sizler varsınız. Sizler olmasanız dernek ne yaptıysa boş. Yani her bir unsur, medyası, sunucusu, sanatçısı bir bütündür. Bu arkadaşlarımızın da ilk şöleni sen de ben de. Nice birinci, 11. 21. Allah uzun ömürler versin. Festivallerde buluşmak üzere diyorum. Ama en önemlisi derneğinize sahip çıkın. Bütçenize, aidatınıza katkı sağlayabilecek ne varsa destek verin diyelim. Bizden bu kadar. Murat'ım çok teşekkür ediyorum. Söylenilebilecek en güzel, en doğru kelimeleri söyledin. Ben sana kolaylıklar diliyorum. Programın sonunda değil, ara ara zaten ben sana gelir Murat mikrofon derim. Efendim bizi izlemeye devam edin.
Muammer Başkan'ın başka bir programa gidecek. Günün anısına hem plaketimiz var hem de fotoğraf alalım. Programımıza teşviklerinden dolayı Oda Başkanımıza ve kendindeki dostlara teşekkür ediyoruz. Kıymetli siyasi partimizin ilçe başkanları, meclis üyelerimiz, Oda Başkanımız, STK başkanlarımız, çok kıymetli muhtarlarım, basın mensubu arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, İstiklal Mahallesi Gönüllüleri Derneğimizin düzenlemiş olduğu birinci festivalimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni kurulmuş çiçeği burnunda bir derneğimiz, sevgili başkanım, genç bir kadro ve öte yandan burada bulunan muhtarımız ve heyeti gerçekten gurbetle sılayı buluşturuyor. Birlikte güzel programlara imza atıyorlar. Derneğimizin kuruluşundan bu yana yanındayım. İstanbul'da her fırsatta o heyecanı siz kıymetli vatandaşlarımıza veriyor. Birlikte güzel projelere imza atıyorlar. Dolayısıyla bugün de güzel bir program, yaz havasında, öte yandan hasat dönemi ama burada bulunan dostlarımız iyi ki varlar, iyi ki varsınız diyerek güzel bir festival bizleri bekliyor. Emeği geçen başta sevgili dernek başkanımıza, muhtarımıza ve belediye başkanımız Halit Doğan'a küçük büyük demeden ne kadar katkı sağlamışlar ise tüm sponsorlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Benim programımız başlayacak. Az önce çocuklarımızla başlattık, miniklerimizle, geleceğimizin teminatı gençlerimizle. Her programda olduğu gibi gençlerimizi önemsiyoruz. Şöyle ki bugün dernek kuruldu. Yarın kim bilir kimler nerede görev alacak, ne yapacak. Bugünün 10 yaşındaki genci yarın belki bir belediye başkanı veya dernek yöneticisi. Burada oynadığıyla, buradaki abileriyle, büyükleriyle bir arada oluşuyla 10 yıl geçtikten sonra bir mazi olacak. Diyecek ki derneğimiz program yaptı, bizler oynadık, yüzümüzü boyadık, hediyeler aldık. Dolayısıyla derneklerimiz hakikaten bir köprü vazifesi. Gurbetle sılayla, çocuklarımızla, genciyle, yaşlısıyla o birlikteliği sağlıyorlar. Derneğimize sizlerden istirhamımız, bağışlarınız, aidatlarınız ve yanlışları da olsa yanlış diyebilmeniz, katkı sunabilmeniz derneğin ilerlemesi adına önemli bir katkı. Dolayısıyla yeni bir oluşum, ilk festival. Rabbim bizleri mahcup etmesin. Başkanımızı, muhtarımızı mahcup etmesin. Festivalde sunumda sponsor olan kıymetli Çiçek ailesi, sevgili Yücel Çiçek, Çiçek Arsa Ofisi'ne, Gözde Gelinlik sevgili Cevat Çiçek Beyefendi'ye teşekkür ediyor. Keselerine bereket diyorum. Birazdan kıymetli sanatçımız Kenan Börekçi sahne alacak. Hazırlıklar yapılacak. Ardından ise resmi açılışımız yapılacak. Ve festivallerimizin olmazsa olmazı ağalık yarışmamız. Ve kıymetli sanatçılarımız yine gün boyunca sizlerle olacak. Kimi zaman kah hüzünleneceğiz, kimi zaman oynayacağız. Ama sizlerden sanatçılarımız sanatını icra ederken, sahne alırken onların sizlerden tek isteği alkışlamanız. Lütfen bu birlikteliği başlangıç olarak meşale yakmış olalım. Gün boyunca sizlerden tüm sanatçılarımızı aynı hassasiyetle desteklemenizi önemli rica ediyoruz. Alanda görev alan tüm dostlarımıza teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyoruz. Üstadlarım hazır ise, hazırız, sound check yaptılar. Her fırsatta bölgede, şahsım da sevgili Kenan'ımız da burada bu bölgede düğünde, bayramda hülasa siz kıymetli dostlarımızla sahne aldık. Sizinle bir aile olduk ve şimdi o ailemizin başlangıcında ilk sahnesini alacak olan hanımlar beyler, alkışlarınızla Kenan Börekçi diyoruz. Evet kıymetli dostlar, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Alkışları bir duyalım mı? Çarşamba, İstiklal, haydi bakayım.
kentin alkışla. Haydi bakayım, biraz daha volüm alayım bir saniye. Biraz da efekt alayım acayip. Alkışlar sazlarımıza gelsin, vur! Teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Başta kıymetli Mustafa Başkanım olmak üzere değerli yönetim kurulunu, saygıdeğer muhtarımızı, bu işe maddi manevi destek olan herkesi tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz ve bugünün emekçilerine bir alkış istirham ediyorum sizlerden. Evet, Sayın Başkanımız da alanı gezdi. Ondan sonra biz de yine türkülerle yolculuğumuzu devam edelim. Efendim, saygıdeğer başkanımıza hacimizin icabetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Alanımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Programımıza teşviklerinden dolayı teşekkür ediyor. Şükranlarımızı sunuyoruz.
Evet, Davuzon'a kıymetli üstadlar, teşekkür ediyoruz. Yine Gölköy'ümüzün, ordumuzun değerlerinden Hamza Muhtarım aramızda, Sayın Hamza Göray. Kıymetli Muhtarım, hoş geldin, şeref verdin.
Tabii ki. Teşekkür ediyorum. Hacım, ben çarşambaya hiç yabancı değilim. İlkokul 1'i hemen arka tarafta Tikenci köyü var, orada okudum. Çok koyun güttük buralarda. Lise 1'i Samsun Çarşamba Karadeniz Teknik Üniversitesi, orada okudum. Ama çarşamba ha bu ırmak sela diye biber miber yanıyor ya, ben de okulu yarım bıraktım ne hikmetse. Var yani bir yerde bir şey. Şimdi bizim Cimilli İbo, rahmetli, Allah rahmet eylesin, konsere gidiyor, konsere gidiyor derken konsere anlaşıyor bizim Mustafa Başkan gibi, haftada bir araya indirim istiyor ne hikmetse. Cimilli konsere anlaşıyor, konsere var 4-5 ay. Dernek başkanına diyorlar ki sanatçı kim var? Diyor ki Cimilli bu. Kaç lira? 10 bin lira diyorlar ya, çok para başkan. Biz 10 lirayı 10 sanatçı, hep öyledir zaten ne hikmetse. 10 bin lirayı 10 sanatçı nasıl geliyorsa, nasıl getiriliyorsa artık bu adamlar sanki hiçbir şey yemeyecek. Çok diyorlar, dernek başkanı da aradı ya garibim ne yapsın. Cimilli İbo arıyor, diyor ki İbrahim Bey, seninle anlaştığımız bir konser var diye. Diyor, bizim diyor o tarihte herhalde diyor bir cenazemiz olacak. Adam kurtuluşu yok ne yapsın. Cimilli adam uyanık adam, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Diyor ki başkan, ben ne düğün anlarım ne cenaze. Ah o adama da söyle, ölecekse festivalden sonra ölsün, ben diyor paramı bilirim. Onun için Mustafa Başkan anlaştık, diyor ki indirim. Vallahi Mustafa Başkan dedim, çarşambayı hep sel alsa ben paramı bilirim. Haksız mıyım uşaklar? Hacı abi haksız mıyım? Adam baksana ya Hacı abi, Allah razı olsun. Aynen. Hacı abi yaşlandı. Ben tanıştığımda yakışıklı, karizmatik, böyle sırma saçlı bir adamdı. Hepsini döktü. Kenan sen bu işi öğrenmişsin. Ahmet abim de yine, Ahmet Güngör benim çok kadim dostum. Herhalde 15 yıldır biz de Mavi Karadeniz'de kaç yıl beraber çalıştık. Buradan televizyonda gerçi devredildi. Garadavu'da Fuat Bey'e de, Ertan kardeşime de, bizim dostluğumuz, kardeşliğimiz baki. Yenisi geliyor. Eyvallah, yenisi geliyor. Onlara da, Mavi Karadeniz ailesine de, geçmiş dönem çalıştığım kıymetli dostlarıma da selamlar olsun. Çarşamba be.
Evet, İstiklal Mahallesi'nin ortaklaşa olan alanındayız. İstiklal Mahallesi'nin festivalindeyiz. Hürriyet ve İstiklal Mahallesi için çok önemli iki tane insan var sol tarafımda. Sağ tarafımda da yine iki tane değerli arkadaşlarımız var, iki tane dernek başkanı. Ama önce Hürriyet ve İstiklal'in ilk muhtarı olan Sayın Turan Altıntaş'tan başlayalım görüşlerini almaya. Turan abicim, görüşlerinizi alalım. Görüşlerimiz bu güzelliğin çok daha iyi devam etmesi, daha büyümesi, daha gelişmesi. Herkese bu şenlik hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Yine muhtarlık yapmış ve Hürriyet'i belde yapması için büyük emekler sarf etmiş ve ilk belediye başkanımız Sayın Hamdi Topuzoğlu yanımızda. Mikrofonu ona takdim ediyoruz. Her şeyden önce teşekkür ediyorum. Tabii ki buranın ilk muhtarlığını yapan soldaki arkadaşım Duran Altındaş ve ondan teslim alan ben Hamdi Topuzoğlu muhtarlığını yaptım ve belediye başkanlığını yaptım. Bu alanda ilk dikilmesinde sebep olan arkadaşımız Duran Altındaş ve ondan sonrasını ondan devralarak buralara kadar getiren bu alanları belediye başkanı olarak bu görmüş olduğunuz bu tesisin ilk temelini atan bu zat Hamdi Topuzoğlu ve bizden sonra da dernek başkanımız Eyüp Alkaptan ve arkadaşlarıma, gençlere hepsine teşekkür ediyorum. Bunun daha ileriye gitmesini ileride inşallah bir ilçe olarak görmeye arzu ediyorum. Hem de yakışır. Teşekkür ediyorum. Her şeyi hayırlısı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Yine bu sağ tarafımda Erol Metin abimiz var. Ordulların vazgeçilmez. Aynı zamanda ben belki en popüler dernek başkanlarından biri olarak gördüm. Değerli Erol Metin abime buralarla ilgili görüşlerini sunacağız. Değerli başkanım, aynı zamanda iş adamım, yakında inşallah siyasetçim olur. İYİP Alkaptan'a teşekkür ediyorum. Kameramanımız çekiyor bizi. Bizler de İstanbul'dan geldik. Ordu Gölköylüyüz. Ama İstanbul'da Gölköylüler Dernek Başkanıyım. Ordu Dernekler Federasyonu'nda iki dönem yönetim kurulu görev aldım. 2004'ten beri STK'cıyım. Dediğin gibi, İYİP Başkan'ın dediği gibi bir iz bıraktık. Bırakmaya devam ediyoruz. Haklının ve doğrunun yanında olduk. STK'lar olarak. Bugün de burada Hürriyet'in, aslında Hürriyet'in adı bile yoktu. Geçmişte Aybastı'dan ve Gölköy'den gelen göç nedeniyle burada ilk muhtarıma, ilk belediye başkanıma, ilk dernek başkanıma teşekkür ederim. Önce bir şeyler buraya ortaya koydular. Ben gerçekten alkışa şayan bir hizmet. Geçmişini de bilirim buraların. Geldiğimiz noktada Hürriyet büyüdü. Hürriyet belediyelikti, kapandı ama hizmet eden değerli büyüklerimiz, başkanlarımız yaptıklarıyla övünmeli. Şu ortam belki Samsun'un hiçbir ilçesinde yoktur. Çünkü göç gelip burada bir şey yeşertip bugün de meyvesini aldılar, alıyorlar da. İnşallah diyorum Hürriyet'in gücünün bir köy, bir mahalle daha çıkartacak kadara hizmet ettiğini gördüm. Yani tebrik ediyorum. Şimdi baba oğlu geçer diyorlar ama geçemiyor. Bir varlık ortada var. Ben bugünkü pikniğin toplumumuza ve emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum. Biz de bir dernek başkanı olarak davet edildik. Buradayız. Ekranları başında bizleri izleyen sevgili hemşerilerimize, tanıyanlara da selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Günümüz güzel geçsin inşallah diyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Yine
değerli Hürriyet Dernek Başkanımız Beytullah Gül var sağ tarafımızda. Fakat bu etkinlik İstiklal Derneği'nin etkinliği. Hürriyet'le daha önce bir ama şimdi ayrıldı. Tekrardan kendileri festival yapıyor burada. Biz başarılar diliyoruz. Yanlarında olacağız inşallah. Beytullah Başkanım, görüşlerinizi. Öncelikle selamünaleyküm. Bizleri sosyal medyadan izleyen kardeşlerime Mavi Karadeniz aracıyla selamlarımı iletiyorum. Evet, şu anda İstiklal Mahallemizin birinci festivali. Başarılar diliyorum Mustafa kardeşime. Çıkmış olduğu yol gerçekten hak yolu. Hak yolunda yorulmak olmaz. Ve başaracağına inanıyorum. Ben Beytullah Gül, Samsun Çarşamba Hürriyet Mahallesi Dernek Başkanıyım. İkinci dönemim. O kadar güzel bir yer ki Hürriyet. O kadar da sıkıntısı var. Bizim amacımız her daim bu sıkıntıları dile getirmek. Bu sıkıntıları aza indirmek. Her seferinde şunu söylüyorum. Yeşilırmak'ın sırtına taş dökülmesi lazım. Yine deniz kenarında pompa sisteminin kurulması lazım. T yapılması lazım. Biz bu etkinlikler sayesinde bu dertlerimizi yukarı kesimlere iletmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu alanda belediyemizin ilk başkanı Hamdi Topuzoğlu başkanıma, yine Uçamlı'yı bizlere kazandıran Turan Altuntaş muhtarıma, derneğimizin kurucu başkanı Eyüp Alkaptan'a, yine STK başkanlarımıza, bugün buraya katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Güzel işleri hep birlikte yapacağımıza inanıyorum. Birlikten kuvvet doğar. Halka hizmet hakka hizmettir. Biz bu inançla hizmetimize devam edeceğiz. İnşallah biz de güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Bizleri izleyen herkese saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı seyirler.